Selamlar sevgili geekler. Valerian ve de binlerce gezegenin buluştuğu işte Düş Noktası adlı filmin... İmparatorluk olarak çevirmişler. Çok güzel, tamam, okey. Adlı filmi TEP BNP Paribas'ın bizi davetiyle çok hoş, çok tatlı şartlarda izledik. Çok kendilerine... teşekkür ediyoruz hakikaten. Evet, kesinlikle. Bizi hoş hoş ağırladıkları, ordövlerle besledikleri ve de işte ne bileyim çok rahat koltuklarda filmi izlettikleri için... bütün bu muhteşemlikler ve güzelliklere rağmen maalesef film gerçekten inanılmaz dev bir hayal kırıklığıydı. Tabii ki bunda Paribas'ın hiçbir suçu yok. Bu tamamen bilmiyorum artık kimin suçu ama suçluyu bulup gerçekten kendisine çok istemlerimi belirtmek isterdim. Çünkü Luc Besson kendisi bu. İşte bilmiyorum abi, yani ben inanamıyorum ona. Ben onu konduramıyorum. Çünkü ben Luc Besson'u çok severim. Hatta Luc Besson'u boş ver diğer bütün filmleri, tamam mı? Fifth Element'ten ötürü bu film Fifth Element gibi olacak. Adam yıllar sonra, bir de tam arada 20 yıl var ya, böyle bir tane daha Fifth Element yapıp adını tarihe öyle geçirmek istiyor. Zannediyordum ben. Hiç öyle bir derdi ya onun yokmuş. Ya da belki her zaman olduğu gibi bir stüdyo gelip herifin içini sıçmış da olabilir ama bu sefer tam yani baştan zaten kopmuş bir balık var gibi duruyor açıkçası. Ya fragmanlar aslında gayet heyecan veriyordu. Evet. Ben bayağı yükseliyordum fragmanlara. Ne bekliyordun abi? Yani bir çıt daha iyi, dışarıda felaket sinyalleri çalıyor galiba bu arada. Evet, şu an bu arada bu videoyu çektiğimiz an o Kadıköy'deki, daha doğrusu İstanbul'daki muhteşem fırtınanın olduğu an, şu an böyle ışıklar kapanıp binanın üstümüze yıkıldığını kaydetmeye bak. Aman Allah korusun. Evet, evet. Ben iyiyim, video çekiyoruz, öpüyorum, konuşuruz tekrardan. Gördüğünüz gibi anneler babalar arayıp merak ediyorlar. Neyse, Valerian'a geri dönecek olursak. Evet, ha, bilmiyorum abi, yani şöyle. Şu film çok ama çok büyük hayal kırıklığıydı. Ama hadi gel güzel yanlarından bahsedelim. Önce nesini sevdin ondan bahsedelim biraz. Çünkü ya, çok, filmin yani ilk aslında yanları var. İlk bir yarım saat 40 dakikası çok tatmin ederek geçti beni. Aynen, yani keyif aldım ya. İlk açılış sahnesi ve ikinci açılış sahnesi, yani uzaylı şeyi, Mül gezegeninin başına gelenleri falan gördüğümüz kısımlarda ben de çok keyifle izledim. Vay be, ne güzel. Hani böyle Star Wars'a yakın bir şey izleyeceğiz yani. Aynen. Dedim. Tam öyle Star Wars'a değil de böyle Flash Gordon falan gibi bir şey mi sanırım? Tabii tabii, doğru. Ama yani hani bir sürü species var, bir sürü gezegen aynen görüyoruz falan. Aynen. Hani o açıdan böyle o Star Wars'un. Sonra yavaş yavaş galiba Phantom Menace tadında bir şey izleyeceğiz. Abi şeyle tabii, bence Phantom Menace'a bile büyük hakaret etti şu an. Hayır hayır, ortalarında gelmeye başladı. Ha okey, pardon. Yavaş yavaş yani. Okey, pardon. Daha sonra da ne yazık ki bir... felakete dönüştü yani. Kara Develin ve öbür çocuğun sahnesi ile ilk sahneleri, yani ben böyle olmaya başladım. Çünkü filmin bence birçok günahının bir tanesi, beğendiğimiz yerden başlayacaktık sözde ama yani başı bu filmin, ne yapayım. En büyük günahların bir tanesi bu iki oyuncumuz maalesef, yani hem kendi performansları çok amşam özel bir performans değil. Ki bence Cara Delevingne'in performansı Suicide Squad'dan sonra ben kızdan bir şeyler bekliyordum. Ama Flash TV oyunculuğu beklemiyordum yani. Evet, kız hakikaten böyle istemeye istemeye oynamış falan gibi. Yani böyle hani soğuk ve sert bir karakter canlandırmak istemiş gibi ama yani hiç insanı... Çok robot gibiydi. Evet öyle. Ve de ikisi arasında hiç kimya yoktu ya. Ki film bunun üzerine çok oynamış. Yani aralarındaki romantik ilişki filmin belki ana konusu demek doğru değil ama... Yani sonunda da aşk üzerine tirad atılıyor, anladın mı? İşte dünyayı sevgi kurtaracak falan demeye başlıyorlar ki yani aynı muhabbeti Fifth Element'te çok güzel işlemişken bu kadar kötü nasıl işleyebilmiş tekrar anlayamıyorum. Yani resmen uyduruk Yeşilçam versiyonu. Ben çocuk, yani çocuk ilk böyle kıza yavşamaya başladığı an sanki böyle bir yerde topluca bir bardayız, yanımızda kadın arkadaşlarımız da var ve yan masadan biri gelip de o kıza yavşıyormuş gibi hissettim. Anladın mı? Gerçekten rahatsız oldum yani. Ya hiç uyuşmamışlar ya. Böyle hiç hani böyle hani zekice bir şey diyecek gibi oluyor ama zekice gelmiyor falan. Onlar o ikisi maalesef hiç olmamış ya. Ya ki hadi yani lanet olsun. Bu videoda kusura bakmayın, gidin izleyin, izlemediyseniz Fifth Element'le çok kıyaslayacağım ben ister istemez. Fifth Element'te nasıl Bruce Willis'le işte Mila Jovovich'in de bir böyle başta birbirlerine silah çektikleri, işte sonra gitgide ısındıkları, sonunda deli gibi aşık oldukları bir ilişki vardı falan. Bunda yani bir kere zaten çocuk, işte ben milyarlarca kızla yattım, şimdi de seninle işte sevgili olmak istiyorum falan ama işte önce büyümen lazım. Sonra da neye dayanarak? Ya bilmiyorum. Bir... Çok böyle çiğdi bir kere. Evet, kesinlikle çiğ doğru kelime. Evet. Çok çiğdi. Evet, neyse evet, yeter ya. Bunlar olmamıştı. İlişki mevzusu olmamıştı. Ve bütün film boyunca bu olay devam ettiği için
böyle her gördüğün an iyi olmaya başlıyorsun bir süre sonra. Yeter sizin aşkınıza sıçayım diyorsun. Aynen aynen. Başka mesela olmamış başka bir şey filmde bana soracak olursan. Hakikaten yani Luc Besson Fifth Element'i çekerken hatta böyle takside falan da buna benzer şeyler vardı. Yanlış bilmiyorsun çok çok izlemedim taksileri. Böyle biraz aksiyon filmi klişelerini alıp onlarla oynayan tarzı vardı. Hatta bunlara bir tane örnek olsun diye söyleyeceğim. İşte Fifth Element'te bu bomba patlayacak. Tamam uzun uzun anlatmıyorum. Bir bomba geri sayım oluyor. İşte 3'e kadar son 3 saniye kala durduruyorlar. Fakat sonra başka bir bomba aktif oluyor. Pat diye patlıyor. Hani o son anda bomba kurtarılır klişesiyle dalga geçmişti adam. Bunu da aynısını yapmış. Bunu da gene geliyor. Bomba son anda durduruyorlar. İşte patlayacak. Ya bir patlamış gibi falan. Bir şey oluyor ama meğer geminin çıkışıymış o orada. Evet evet. Yani falan. Aynen. Doğru söylüyorsun. Aslında hani bak şey yapmaya çalışmış galiba. Ama yani o son bir saniyeyi görünce yine oluyorsun yani. Şu yorumun aynısını spoilersız videoda da yaptım. Ama burada da yani yapacağım. Hakikaten işte Fifth Element'in çok bence şairane ve dahiyane bir kurgusu vardı yani. Aynı anda bir şeyler oluyordu, müzik buradan gidiyordu, hop susuyordu, Bruce Willis bir şey diyordu. Bilmem ne ya da o şey radyo falan filanlı kısımlarını düşün Fifth Element'in. Hani biraz şimdi izleyince cringe festivali gibi o şey Chris Rock'ın performansı ama yine de çok tempolu hem ses ve hem görüntüyle çok böyle zekice bir böyle dans bir figür vardı yani resmen. Bunda öyle bir şey hiç yok be abi. Dümdüz bir film olmuş yani ve hani bu sadece dümdüz bir film olmuş da değil, aynı zamanda da bir yavaş, böyle bir sonraki çok saniye... Çok artık yani zaten bak şey yani şuradan da girmek istiyorum. Şeyi görünce Colin diye isim geliyor adamın adını nasıl unuttum ya. Kim? Hayır. Clive Owen. Clive Owen. Clive Owen'ı gördüğün andan itibaren aha kötü adam bu diyorsun. Doğru ve söyle. Yani hiçbir heyecanı kalmıyor ondan sonra plotun nereye çıkacağı. Ya abi sanki yani şey böyle... gibi olmuş bak. Yani Fifth Element zamanında fazla bilgisayar yoktu. Gene bir sürü kostüm şu bu pratik efekti filan. Şimdi her şeyi CGI'ye bağlayınca altından kalkamamış gibi geldi bana yönetmen. Anca böyle açıklayabiliyorum yani. Hani Luc Besson'un suçu yok. Başkaları filme müdahale ettiyse bizim bilmediğimiz bir düzeyde de o zaman da adamın günahını biraz boşuna alıyoruz ama hani eninde sonunda bu faturayı birisine kesmek zorundayız. O hani işte şeyin Valeria'nın Clive Owen'ı kaçırıldıktan sonra onu yakalamak için yok kısa yoldan gittiği duvarlara aşağı aşağı falan gittiği bir sahne vardı ya. Ya mesela o sahne tek tek böyle baktığın zaman evet CGI, MGI'yi güzel kullanıp cool şeyler yapmışlar. Ama hiçbir böyle etkileyiciliği yoktu heyecan yani. Heyecan hissetmiyorsun. Evet kesinlikle eksikti ya. Yani böyle çünkü ne olacağını çok net takip edip tahmin edebiliyorsun. Böyle çok ağır ağır işlendiği için ve çok klişe olduğu için mi bilmiyorum. Ama yani böyle genel olarak bir ağır, çok ağır bir sıkıntı vardı yani. Aynen yani. Ya şey de çok daha eğlenceli ve zekice kurgulanabilirdi. Fikir olarak bence muhteşem. Büyük pazar yeri, dev evet, AVM evet. Sahnesi. Ama yani orası da böyle bir olmamışlık vardı orada abi da. Abi bak mesela hakikaten müzik yoktu bak filmde. Yani hadi Fifth Element'teki kadar özgün olmayabilir tamam mı? Yani böyle müzikli şeyle dediğim gibi bir dans olmayabilir ama yani mesela hüzünleniyorlar. 30 yıldır dinlediğimiz müzikle film müziklerinin aynısı bir şey çalıyor arkada hüzünlü müzik. Komik sahne geliyor, komikli müzik çalmaya başlıyor falan. Yani bunun çok garip, çok amatör tercihler bunlar. İnanamıyorum koskoca böyle bir yönetmenden böyle bir iş çıkmış. Evet yani ki vizyoner de bir adam. Millet Lucy'ye hep laf etti. Ama bence Lucy'de de vizyoner birkaç yanı vardı göre yani. Çok iyi bir film Lucy canım. Evet yani o çok daha akıcı pat. Bir de yani işte bu Fransız yönetmen olduğu için araya çok şakalı şukalı bilmem ne şeyler de koyuyor. İşte buradaki o denizaltı kaptanı falan filan karakteri gibi şeyler. Ama çok o filmin içinde o adam çok abartı kalmış mesela ya anladın işte mı? Bir denge yok yani. Yersiz olmuş işte. Yani. Aslında hani tek tek bakınca bazı şeyler kötü değil. Bence mesela yani kaptan ya şeyi düşün. Gene Fifth Element deyip duruyorum ama mesela orada da böyle çıkıp 2 dakikası olup ama çok akılda kalıyordu ve keyif alıyordun filan. Şimdi bunda da mesela kaptan öyle bir şeye hizmet etmesi gereken bir yerde. Ama filmin akışında dengeli bir pozisyona oturamadığın için bu ne şimdi diyorsun ister istemez. Ki bunun bence iki başka sebebi daha var yani kurgudaki zayıflıkla beraber. Bir tanesi maalesef son zamanlardaki birçok blockbuster filmde karşılaştığımız filmi beyinsizlere de açıklamak zorundayız derdi. Yani işte mesela
zaten filmin sonlarına doğru gelirken anladık artık. Clive Owen'ın da ne bok yediğini anladık. O Müller'in başına ne geldiğini de anladık. Sonra onu böyle sanki hani Sixth Sense'deki gibi bir açıklama sahnesiymiş gibi mesela adam pıt 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 açıklıyor. E zaten gördük biz bütün bu stepleri. Yani, bana niye ekstradan 10 dakikamı daha alıyorsun? Çünkü şey değil ki mesela o Müller sahnesini sen başta bize gösterdin, tamam mı? Gezegenlerin yıkıldığını gördük filan işte uzaydan düşen uzay gemileri yüzünden. Ondan sonra bize onun tam olarak neden olduğunu açıklıyor. Ama hiçbir şey değiştirmiyor ki bu aslında. Anladın mı? Yani biz orada aa demek ki buymuş falan demiyoruz. Zaten Clive Owen'ın kötü adam olduğuna eminiz artık dediğin gibi. Çünkü öbür mülü bir tanesini hani sorguluyor. Tabii, ondan tabii. Belli. İşte bir şeyler gizlemeye çalışmasından belli filan. E ne gizlemeye çalışıyormuş? Bütün bunlara sebep olduğunu. Aferin yani bunu anlamıştık zaten yani. Yani onu twist gibi sunmaya çalışma madem bari böyle bir şey. Anladın mı? Değil çünkü zaten twist. Hikayeyi zaten o şekilde anlatmışsın sen. Ya da şöyle sahneler de bak çok vardı. İşte mesela o bir tane ara bir kumandan vardı ya sonradan iyi olan. Yani Clive Owen'ın altı olup da sonra üste çıkan. Hmm. O mesela işte tek başına bilgisayar ekranına bakıyor filan. Bu işte bir pislik var. Birileri bize yalan söylüyor. Bilmem ne filan. Kendi kendine bunları diyor. Lan koskoca komutan vesaire olmuş adam üstüne. Evet, bu ne? Adam gibi yani. Kendi kendine konuşma. Sırf bize söylensin diye oldu. Aşırı bariz. Hani bu bir film klişesidir ve baksak belki de her filmde vardır, anladın mı? Ama bir o kadar şeyi... motomot söylüyor ki adam onu. Evet. Yani, diyorsun. Evet yani. Evet yani o karakter onu yediremiyor. Adamın oyunculuğu da diyemeyeceğim. Biraz işte gene kurgu. Bir bu dandik, bir de bir şey daha dandikti. Bubble. Bubble mu dandikti? Yo. Bubble yani keyifliydi aslında. Rihanna falan benim beklediğimden çok daha iyi çıktı, anladın mı? Ben onu en kötü şey o olacak diye bekliyordum. En kötü şey o olmadı yani. Sadece niye bir Mısır tanrıçası gibi öldüğüne hiç anlam veremedim yani. Ay bak o çok kötüydü işte ya. Mısır'ı bırak. Yani neden Kleopatra'ya dönüştürür ben de kesinlikle anlayamıyorum. Ama o yaratığın madem default hali, o mavili halde niye ölürken bizim hatırımız için bir daha Rihanna'yı görüyoruz ki, anladın mı? Zaten gördük Rihanna'yı. Çok sırıtan hareketler bunlar yani. Çok hani seni filmden kopartan hareketler. Ethan Hawke'u nasıl buldun? Ethan Hawke herhalde bir bahis kaybetmiş diye oynuyor. Bilmiyorum. Yani çünkü çok etkileyici ya da çok akılla kalıcı, çok değişik bir performans da değildi. Hani adama böyle sen gel çılgın deli manyak bir şey oyna, hani herkes seni konuşsun demişler. Ve hiç öyle olmamış. Konuşmayacağız yani. Film zaten yani. Konuşmaya değecekti. Ethan Hawke hiç değil yani. Evet evet. Orası öyle. Bilmiyorum abi işte biraz çocuk filmi gibi mi olmuş acaba ya ister istemez? Evet. Niye öyle olmuş? Yazık olmuş ya. Üzüldüm. Çok üzücü olmuş ya. Ya çocuk filmi gibi de değil yani. Bilmiyorum ne filmi gibi işte yani ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Çocuk bilmiyorum ya. Yani evet ne diyelim ki başka? Hakikaten sevmedim. İşte birazcık gibi. Eski tip çizgi roman gibi mi falan diye mi düşünüyorsun? Ama yani o da değil. Şu var. Çok güzel elementler var eski çizgi romanda. Evet evet. Yani bence işte başka boyutta olup buradan etkileşim için işte gözlük takmalı pazar çok keyifli. Atıyorum hani deniz anası alıyorsun şey görüyorsun. Memoriler bilmem ne. Hani falan bunlar olabilir aslında tek tek kötü fikirler değil gibi. Ama işte film çok kopuk bunları güzel bağlayamadığı için... Buna şimdi ne gerek vardı? Ay burası çok uzadı. Ben mesela şey dedim kendime. Hani o işte kızı kaçırıyor ya şey bir tane kelebek gibi bir şey kaçırıyor. Sonra bizimki zaten işte Rihanna ile muhabbet edip oraya katılmak zorunda kalıyor filan. O filmin bir 40-50 dakikası ve ana konudan aslında çok kopuk bir şey. Şimdi bu illa bir günah olmak zorunda da değil. Ama işte olmamış yani. Otu yapıştıramamış. Güzel uhu araya harç sürememiş adam şeylerine. Yani aslında. Çünkü o karakterler arasındaki etkileşim de zayıf olduğu için. Hı. Zaten o ona koşarken falan diye izliyorsun yani. Evet evet. Yani sonuç olarak bir kopukluklar bütününde. İçinde hiç fena sahneleri olmayan ama o kadar kopuk olduğu için hiçbir anlam ifade etmeyen güzel görselli bir film. Ben daha başka bir şey demeyeceğim. Çok çerez, biraz olsun yeni ortamlar, yeni bir bilim kurgu dünyası görmek isteyen için fena değil. Ama biraz etkilenmek, ilham almak, Fifth Element'i izleyinceki kadar ne bileyim işte böyle bir vay demek istiyorsan da git Baby Driver izle mesela, anladın mı? Onun kurgusu şusu busu bunun yanında, ya o da iyi filmdi böyle dedim ama zaten hani şey yani. Hani o iyi bir örnek işte yani iyi bir kurguya iyi bir örnek, anladın mı? Bu da kötü kurguya iyi bir örnek. Aynen öyle. Ama biz yine de işte biz götürdüler sağ olsunlar. Ha, o başka. Keyifle izledik. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan başka da diyeceğimiz bir şey var mı? Diyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığı oldu. Siz nasıl buldunuz izleyince yazın aşağı yorumlarınızı.
bizim kadar kötü bulmayan, ya güzeldi, iyi biriydi falan filan deyip de fikrimizi değiştirmeye çalışın. Çünkü ben hala filmi izlemiş ve ulan acaba farklı, yanlış bir şey mi izledik biz? Gerçek izlememiz gereken şeyi kaçırdık mı? Luke Besson bunu yapmış olamaz. Ya bunu, çünkü evet, beklentiyle çok ilgisi var, her zaman söylüyorum zaten ama Luke Besson kendini kanıtlamış da bir yönetmen. Daha artık bundan beklentimiz olması gerekiyordu yani bence ya. Evet. O yüzden buyurun aşağı yorumlarınızı yazın. Siz ne düşündünüz, nasıl buldunuz? Kendinize iyi bakın. Başka Valerian'larda, başka Luke Besson'larda görüşmek üzere. Bence bu filmi izleyeceğine git bir daha fifteleme. Bizde hakikaten öyle yani. Öptüm kız, bay bay işte bu kadar.